merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Hoş geldiniz, ben de buradayım. Yağmur yine her zamanki gibi bugün benim tarafımda arkadaşlar. Niye? Çünkü evet. Yükselen çok kötü bir şaka yapacağız. Yine onu çok korkutacağız. Bakın sargı bezim var. Bacağımı saracağım. Ondan sonra bacağım kırıldı şakası yapacağım ona. Şimdi o dışarıda gelmek üzeredir. Hatta dur ya, arayayım ben bir onu. Yağmur, hatırlıyorsanız öyle. Dün babam bana şaka yapmıştı annemle birleşip. Evet. Şimdi ben dur babanı arayacağım. Tamam, bir öğreneceğim arkadaşlar nerede olduğunu. Çünkü bacağımı saracağım, ona göre nerede oturacağıma karar vereceğim. Biraz korkutacağım ama yapacak bir şey yok. Şimdi korksun yani anne. Bana şaka yaparsa ben korkacak muhtemelen de. Neyse dur, hoparlörü de alalım. Herkese nimet edip. Aynen öyle, sessiz ol. Alo. Hayatım neredesin? Aşkım işte mahallettim de şimdi arabayı yıkattım. Bayağı kirlenmişti ya. Tamam, ne zaman geleceksin? İşte birazdan gelirim ya, işim bitti sayılır yani. Bitti, iyi. 5 dakikaya evde olur musun? Olurum. İyi tamam, gel zaten, kötüyüm. Yok gel Yüksel, zaten kötüyüm ya. Hayırdır, neyin var? Ya sen gel de görürsün Yüksel. Hadi çabuk gel ama hiç oyalanma, tamam mı? Hiçbir yere uğrama. Tamam. Çabuk tamam. Direkt gel eve. Tamam hayatım, hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar, ara gazı verdim Yüksel'e. Şimdi o kesin telaşlandı bir şey oldu diye. Şimdi ben ne yapacağım? Hemen sargı bezimi sarıyorum ve kameramı ayarlıyorum arkadaşlar. Babam yine şimdi terlemeye başlamıştır. Başlasın, ben onu çok terleteceğim. Yağmur, kamerayı ayarladın mı kızım? Ayarladım. Çok gel. İyi görünüyorsun. Tamam gel. Geldim. Yağmur, acaba baban korkacak mı kız? Ay. Bence korkacak anne. Bana bak, sakın bozuntuya verme. Sen bazen böyle gülüyorsun, kendini tutamıyorsun. Anne yok, ben konuşmayacağım ya. Ben konuşursam konuşursan da korkarak konuş böyle. Arkadaşlar korksun. Yüksel bakayım ne yapacak ki? Tamam. Çok korkacak bence. Birazdan koparırım çünkü ben. Ay yok, tamam, sen benim böyle çok şey yaptığım yerlerde girme çok konuşmaya. Babanla tamam, ben şey yaparım. Tamam mı? Baban kesin inanacak buna ama dur bakalım. Sargıyı da tam iyi saramadım ama. Neyse ben ona bir kılıf uydururum ya. Neyse güzel ya. Dur bakalım. Hadi bekliyoruz arkadaşlar, gelmek üzere Yüksel. Birazdan girer içeriye. Görünce de zaten şok geçirecek beni. Bakın nasıl zorlayacağım ben onu. Anne. Aha, geldi. Ay ya geldi mi Yüksel? Zeynep. Anne tamam ya, tamam. Geldim. Şimdi geldi baba. Gel. Of. Neredesiniz? Salondayım, gel. Zeynep. Ay Yüksel. Ne oldu kızım baba, sana? Baba, annemler alçıya aldılar. Ne, alçıya mı aldılar? Evet. Geldi kızım Yüksel. Ne oldu? Merdivenden düştüm, merdivenden. Merdivenden mi düştün? Ay dur elime, ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Zeynep. Nasıl düştün kızım merdivenden? Ayağım kay, gel şurada. Ha. Ya ismini yazabilir miyim? Ya ne ismi bu? Dur kızım, dur bir dakika. Nasıl düştün merdivenden? Ya Yaprak'la Yağmur burada oynuyorlar, tamam mı? Yaprak sinirlenmiş buna. Birden bağırdı. Ben de bir şey oldu zannettim, tamam mı? Yukarıdan fırladım, geldim aşağıya. Tabi ayağım takıldı. Ayağımda terlik vardı. Merdivenden düştüm. Allah'tan kafamı yarmadım yani. Ay çok kötüydü Yüksel. Kim sardı bunu? Ay Yüksel, ambulansı arattırdım Yağmur'a. Allah'tan yanımdaydı çocuk, var ya, kalkamadım evet, yerimden. Evet, ambulansı aradım ben de hemen. Ambulansı aradım, adamlar geldi, tutturdular, hastaneye götüreceğiz diye. Beni niye aramadın sen peki? Ya Yüksel, ben çok kötüydüm. Direkt Yağmur'a dedim ki ambulansı ara hemen, çünkü gerçekten çok kötüydüm. Yani beynim döndü, bir an böyle her taraf döndü üstümde yani. Çocuklar var diye. Kızım ne olursa olsun böyle şeyde insan aramaz mı ya? Ya ne bileyim, aklıma ilk ambulans geldi Yüksel, sen de bana... Şey yapacağını bana fırça atıyorsun ya. Dur bir dakika dur. Ben gelin şu elimi yüzümü ikimde gelin. Ay çabuk git gel, valla çok fenayım. Dur. Kalkamıyorum hadi yerimden. Hadi bana biraz hızlı ol. Çabuk ol Yüksel. Ay. Dur geliyorum Zeynep, dur. Çelimi yıkayın. Yıka iyicene yıka. Zaten her tarafta virüs var. Sabunla iyicene. İyicene sabunla. Anne bak, iyi ki ambulansı şey yapmamışsın ya, dememişsin hastaneye gideceğim diye. Yok kızım, gider miyim hiç hastaneye? Ay. Sen gitseydin ben evde tek mi kalacaktım? Ay dur Yağmur, dur ya. Üf. Ben neyin derdindeyim, bu neyin derdine ya? Zeynep bir şey söyleyeceğim. Ay. Kızım ya, kırık marık varsa ne olacak? Dur bir dakika, ne yapıyorsun? Yağmur bir çekil şuradan Yağmur, Allah aşkına. Bir dur. Babam da bu da imza derdine kalmış. Dur kızım. Babam da evindeyiz, sabahtan beri beynimi yedi ya. Çekil şuradan ya. Bir şey söyleyeceğim. Sana ne dediler? Kırık mı var dediler, çatlak mı var dediler? Yüksel dediler ki muhtemelen kırık, zaten oynatamıyorum. E nasıl duruyorsun sen böyle kırıkta dedi? Duramıyorum zaten, çok canım acıyor. Hastaneye götürelim dediler. Dedim ki gelemem hastaneye, adamlarla kavga ettim burada 2 saat, bizi tutturdular, hastaneye gideceğiz. Nereden kırılmış peki?
Bilmiyorum şu herhalde şeyden kırılmış. Ben... Ah be sakın edeyim. Dur sakın tamam. Edeyim. Tamam. Bileğine doğru şurada. Ay kalkamıyorum, yardım et yüksel. Ay. Dur ay. Uzan şöyle uzan. Dur. Şöyle yaptığım zaman bacağımı zorlama geliyor. Kızım annenin kafasının altına yastık koysana. Tamam. Yok kaldır. Anca sabahtan beri imza. Hiç anneme bir yardım edeyim yok yani. Tövbe. Kızım niye aramıyorsun sen beni? Ya bu ne bileyim, annem de aramadı, aklıma da gelmedi benim. Ya sen de telaş yapma diye biraz, anladın mı, eve yaklaş diye şey yaptım. Ne yapacağız şimdi yani. Zeynep, böyle olmaz ki. Abi bilmiyorum da yerde duramıyorum yüksel, çok acıyor. Adamlar dedik böyle yukarıda kalsın bacağın dediler ama çok canım yanıyor ya. Kaldırsana beni, kalkamıyorum. Zeynep kırık var diyorsun ama ya. Ve kırık var da. Kızım bir şey söylüyorum, buranın üzerindeyken yapsalardı bari sargıyı. Yüksel adamlar dedik çok oynatmamamız lazım seni dediler. Tutturdular hastane, bir de bana sinirlendiler biliyor musun biraz onlar, kavga ettim adamlarla. Biraz nazlı oldun tabi sen de adamlara karşı. Yüksel tutturdular hastane, kırık virüs var. Adamlar ne yapsın Zeynep yani. Ama virüs var dedim, burada halledin dedim yani, doktor değil misin sen dedim, adama biraz çemkirdim açıkçası. Ama bir şey söyleyeceğim bakın. Öyle saçma sapan bir şeyle sardılar işte onlardan. Kızım normalde alçıya almaları gerekiyor, adamlar haklı yani. Ya tamam. Moralin kızı bu, bak ben sana söyleyeyim. Ay Yüksel kaldır beni, çok canım acıyor. Zeynep nasıl kaldıracağım ben seni şimdi ya. Ay. Dur bir dakika, Zeynep dur. Buraya kadar attı ağrısı yüksel. Dur bir dakika hayatım, dur bir dakika, şöyle yapalım. Yağmur, efendim? Şu yastıkları al kızım, büyük yastıkları al. Tamam baba. Ay yüksel, çok acıyor yüksel. Dur bir dakika, dur Zeynep dur. Yine kalçama kadar geldi ya. Var ya çocuk gibisin Zeynep, insan hastaneye gitmez mi ya böyle şeyde? Ya virüs var yüksel, bilmiyor musun, korkuyorum tamam, ben. Tamam hayatım da dur bir dakika dur. Ay. Vallahi şuraya kadar atıyor ağrısı. Eylem, ay. Zeynep nasıl yapacağız şimdi? Sen beni kaldıracaksın valla. Nasıl kaldıracağım ben seni? Kollarının altından bir yerden tut işte, bir şey yap yüksel. Anne tamam merak etme, babam bir şeyler. Yağmur yardım et Yağmur. Ama bir şey söyleyeceğim, bir dakika. Ayağını yere indirmemiz lazım. Ay nasıl indireceğiz yüksel, çok önemli. Hadi biraz geri çekil biraz. Dur yavaş yavaş dur. Ay ay. Dur, yavaş atıyorum yavaş. Dur. Ay gitti bacağım gitti. Ay. Ne yapayım Zeynep, dur bir dakika, başka kurallamayız. Bacağım ya Zeynep ben sana şey söyleyeyim mi? Ben korkmaya başladım, bak böyle olmaz, ben sana söyleyeyim. Ne yapacağız peki? İstersen bir ambulans ver yazın, gelsinler. Yok. Bir hayatta gittim yüksel. Aşkım, bir şey söyleyeyim mi? Aşkım bu hayatta seni nasıl kaldıracağım ben oraya ya? Ne yapıyor musun? Sen git eczaneye alçı al, tamam mı? Eczaneden bak. Alçı. Alçı malzemesi al, eczanede medikalde minerle satılıyor onlar. Bu saatte çıktıydık şeylerle medikalle. Of bulursun yüksel, git bul yani. Ondan sonra bir sopa sabitleyici bir şey bulalım. Sen benim bacağımı aç, şey yap, alçı yap. Ben ne anlarım Zeynep alçı işinden yüksel, ya. Yüksel yok, yapacak bir şey yok yani. Ne yapalım, zor durumdayız, sen yapacaksın. Yağmur mu yapacak yani Yüksel? İyi de gelen adamlara niye yaptırmadın Zeynep sen ya? Adamların yanında bu sargı bizi vardı acı Yüksel. Adamlar sen... Ay gel tut beni. Anne dur, ben tutarım seni. Ay nefesim kesildi. Ay. Bir şey söyleyeceğim Yağmur. Efendim. Şu yastıkları versene. Tamam baba. Ben kızım. Büyük olanı kızım, en büyüğünü. Ay olur. Hadi ya, bir anlaşamadınız aranızda ya. Beni mahvettiniz burada. Dur rahat edeceksin bak. Hepsi değil ya. Tamam bak, böyle daha rahat edeceksin. Ay Yüksel dur. Aşkım ben bak. Ben rahat edeceğiz. Anne boynuma basıyor git arkaya ya. Aşkım bak. Yastık ver yastık kızım, yastık ver. Ben bir tane daha ver, bunu da ver bana. Of Yüksel bir şey söyleyeceğim sana. Söyle. Bundan sonra bütün işleri sen yapacaksın biliyorsun değil mi? Yapacak bir şey yok hayatım, yaparım ben. Ne diyeceğim sana bak, sen böyle dur tamam mı? Tamam. Ben en yakın bir nöbetçi eczaneye gidiyorum. Ne tamam yapacaksın eczaneye? Oradan bir nalıp yiyeceğim Zeynep, böyle olmaz tamam mı? Of ağrı Yüksel ne yapacaksın adamlara, eve gitme ya. Zeynep ağrı kesici de vermemişler sana, ağrı kesici alayım. Ya beni şuraya kaldırsaydın Yüksel. Kaldıramam hayatım, gerçekten kaldıramam bak, ayağım kırılmış durumda. Ama tamam da oradan bak belime kadar ağrı atıyor, sen gelene kadar ağrı kesici de alayım ben. Zeynep kaldıramam, yanlış bir hareket yaparım ben şimdi. Ya yok, kalkamaz. Yürüyorsun. Yağmur susar mısın lütfen ya? Ama Yüksel benim... Ne oldu? Ağrıyor değil mi? Kalkamıyorsun. Of çok kötüyüm Yüksel ya. Bak ben sana bir şey söyleyeyim aşkım. İstersen ambulansı arayalım. Yok, istemiyorum ambulansı arayalım. Ay yok. Gidemem ben hastaneye. Ama bak ben sana söyleyeyim ya. Şimdi bak eczaneden de birini çağırsam ya en fazla ya, gelecek. İkimiz oraya kaldırmaya çalışacağız. Gün olmayacak yani. Yapacak bir şey yok Yüksel ya. Sen git bir... Sen ne yapıyor musun? Kafayı Zeynep bak böyle sen olmaz. Sen ne yapıyor musun? Sen git. Bir sor, belki eczanede alçı malzemesi vardır. Getir bacağımı alçı yap. Zeynep yanlış kaynarsa ne olacak Zeynep? Kaynamaz. Ayağın yamuk olursa ne olacak Zeynep? Ne olacak? Benim bırakacağım. Güzel yoksa. Krallar ayağını biliyor musun? Ay, yanlış kaynarsa. Sen yaparsın, sen ben sana güveniyorum ya. Yok, sen senin el işçiliğin iyi Yüksel, tamam, ben biliyorum sen yaparsın. Sen bana bırak hadi. Sen bana bırak. Nereye gidiyorsun sen şimdi? Ben eczaneye git geliyorum şimdi. Tamam merak etme sen. Çabuk git gel ama. Tamam, hiç merak etme sen, geliyorum. Ay Yüksel çok ağrıyor. Bak tamam, sen kalkma sakın. Ayağa kalkma sen. Yok yok, ben hiç kımıldamam yerinden. Tamam. Sen çabuk git gel. Ne bir şey değil vallahi ya. Gitti kız. Anne. Kız gidip adamları getirmesin. Değil mi?
Dur. Arayayım hala. Arayayım. Ay. Dur. Vallahi mahvedecek yine ya. Ara abla, anne ara ya. Dur. Vallahi milleti getirecek evime ya. Kimse bakın, gelmesin. Arkadaşlar zaten arıyorum. Korona var. Dur. Sen şimdi konuşma. Zeynep. Yüksel. Heh. Hayatım neredesin? Aşkım arabayı ilerliyorum. Yok gitme Yüksel. Gel eve hemen. Ne oldu Zeynep? Ya sen gel Yüksel. Ben iyiyim. Kendimi iyi hissediyorum. Ya Zeynep ne iyisin görmüyor musun ya? Ayağını görmüyor musun? Ya gel diyorsam gel be. Ya, iyiyim işte. Ben seni ya oradan. Yok. Yakın biri çarpacağım şimdi. Yok Yüksel sakın gitme. Ben bak sakın evime başka birisini getirme istemiyorum Yüksel. Gel ben gayet iyiyim. Bacağım da ağrımıyor. Sakın gel eve. Rahatladı ya, biraz bacağım. Zeynep ağrım var diyorsun. Yok rahatladı benim bacağım. Of Zeynep ya tamam geliyorum. Ya gel diyorum yani sen sinir etme. Gel diyorsam gel. Bak çocuk gibi davranıyorsun aynı Zeynep ya. Yok gel. Bayağı iyi bacağım. İyi oldu yani. Tamam kapat geliyorum hadi. Var ya şimdi yemin ederim beni mahvedecek ha. Dur kız şuradan hafif gevşeteyim mi? Ne yapsam? Var ya Yüksel abiniz. Bu sefer bilmiyorum ne yapacak. Yağmur sakın çaktırma sen. Tamam mı? Şöyle hafif açayım. Ben konuşmayacağım şimdi. Burada konuşmayacağım. Tabii en zor yere geldi. Ondan sonra konuşacağım. Arkadaşlar bundan sonraki olacaklar için şimdiden kusura bakmayın. Zeynep. Gel. Aşkım kötüyüm diyorsun, şeyim diyorsun. Yani anlamıyorum ben seni gerçekten ya. Çocuk gibi davranıyorsun bak. Hayatım gel. Bak beni kızdırıyorsun Zeynep. Ne niye kızıyorsun ya? Ağırım kalkıyorsun Zeynep. Ben sana iyiyim diyorum sen kızıyorsun. Ne biçim adamsın ya? Ayağını niye kaldırdın oraya sen? Ya şunu böyle gevşettim birden ayağım böyle bir iyi geldi bana. Şöyle baksana. Hareket ettiriyorum. Ne yapıyorsun Zeynep? Ne yapıyorsun sen? Şöyle yapıyorum. Ne yapıyorsun sen? Şöyle yapıyorum. İndiriyorum, kaldırıyorum böyle. Şöyle. Sen yine dalga mı geçiyorsun ya? Dalga mı geçiyorsun? Vallahi dalga geçiyorum insan. Dur bir vurayım istersen. Şahane dalga geçiyorsunuz değil mi? Şaka mı yaptınız kızım bana? Şöyle yapıyorum. Ya Zeynep var ya. Ay sen çok acıyor elleme. Aferin sana hiçbir şey demiyorum yani var ya. Ay lan. Sen de gittin hemen birilerini getiriyorsun eve ya. Hayır bir şey duruyorsun. Ya Zeynep. Kızım ne oluyor dedim yani. Gerçekten korktum böyle kırıldı mırıldı deyince. Yok be hayatım sana şaka yapayım dedim Ayşe, ya. Ayşe hassasiyetini de biliyorum tamam mı? Hastaneye gitmemek için gerçekten diyorum hani gelmişlerdir. Gitmek istememiştir diyorum. Adamlarla kavga ettim Yüksel. Hayır diyorum ki yerde niye sardırdı bari diyorum yukarıda sardırsa yani. Şşşt kameraya sorma. Kamera ya burada bir tane var. Bak şurada tam bir kamera görüyor musun canım? Nerede şurada? Üstünde tişört var. Görmez ki. Kapattım. He şurada. Git et ola. Ben bu şakayı yedim arkadaşlar. Bu şakayı yedim ama altında kalmam. Ben anlamadım. Sevindin mi üzüldün mü? İnsan karısının bacağı kırılmadı mı üzülür ya. Hayret bir şey. Üzülmedim üzüldüm. Zeynep işte ne yapayım ben daha yani. Şok oldum yani birden senin ayağını öyle gördüm. Ah canım. Bütün işler sana kalacak diye şok oldun değil mi? Sen bana bu şakayı yedirdin ya Zeynep. Daha fenasını yapacağım sana. Bunun altında kalmam arkadaşlar ben. Şu bacağını aradı. Biraz mesaj yapar mısın? Ben gidiyorum. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Zeynep'le baş başa bırakıyorum sizi. Çekin. Zeynep ve ortağıyla birlikte. Sevgili ortağım gel yanıma. Geldik. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Bu şakaların devamını istiyorsanız muhakkak like atın ve paylaşın. Yüksel abinize yeni şakalar yapmamı istiyorsanız lütfen yorumlara yazın. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bye bye.